Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda sıfır geometri kampında ek çizimler konusuna başlıyoruz ve bu dersimizde muhteşem üçlü işleyeceğiz sizinle birlikte. Evet kitabımızda sayfa numarası 17 ve 18'in sol tarafını işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Ek çizimler konusundaki muhteşem üçlüye başlamadan önce sana çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Boş konuşmayacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinle. Zamanında benim de yaptığım ve senin de şu an yaptığın ve bundan sonra yapmayacağın şeylerden bahsedeceğim. Biz bu zamana kadar ek çizim olarak ne öğrendik? Bir doğruda açıda ve üçgende açıda ne yapıyorduk? Paralel doğrular uzatıyorduk. Ya da sıkıştığımız zaman sivrilen yerden paralel çiziyorduk. Tamam bu ek çizim tekniğidir. Evet cebimizde. Onda bir sıkıntı yok. Ama bundan sonraki konularda bak bunu nerede uyguluyoruz? Doğruda açıda ve üçgende açıda. Hatta böyle benzerlikte falan da kullanabiliyoruz yine. Ya da paralel kenar dörtgenler konusunda da paralel doğruları uzatma tekniğimiz yine mevcut. Yine var. Ama bundan sonraki konularda arkadaş vay ben şuradan şunu çizeyim. Vay ben şu doğruyu uzatayım. Paralel doğruyu yine uzatabilirsin onda sıkıntı yok ama. Şu doğruyu uzatayım buradan bir şey çizeyim. Şuradan üçgen oluşturayım gibi şeyler asla ama asla yapmayın. Kafanıza göre çizim yasak. Yani sen bir üçgen görüp de şurada bir kenar ortayı gördün diye şu kenar ortayı çizmeyeceksin özel bir durum oluşursa bunu çizeceksin. İşte ek çizimleri anlatırken ben bu özel durumlardan sana bahsedeceğim. Öyle geometride kafana göre çizim yok. Asla ama asla yok. Siz burada bu çizimleri yaparken böyle bu çizimi yapıyorsunuz. Ondan sonra hocam burası yüksekliktir diyorsunuz. Burası da ikiz kenar olur diyorsunuz. Gibi 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 şeyler hata üstüne hatalar yaparak yani çözümü kolay olan şeyleri daha da zorlaştırıyorsunuz. O yüzden sakın benim dediğim haricinde ek çizim yok. Zaten geometride şöyle bakacak olursak hani doğruda açıdaki yaptığımız çizimi de düşünecek olursanız hepi topu 7-8 tane falan en fazla taş 10 tane ek çizim tekniği var. E 10 tane ek çizim tekniği dışında da bir çizim yaparsan sen yanlış yoldasın demektir ve kesinlikle ama kesinlikle o yanlış yoldan sonuca ulaşamazsın. O yüzden benim bu ek çizimler bak kitapta bu böyle bir herhangi bir kitapta böyle bir ek çizim konusu yoktur. Ben sana burada ek çizimlerde neyi ne zaman çizeceğinin mantığını söylüyorum ve geometrinin bence en önemli konularından biridir. Çünkü hep şu cümleyi duyuyorsunuz ya işte sen bunu göremedin o yüzden bunu çizemedin. Ben sana beyninle görmeyi böyle hedefliyorum burada. Yani mantık bir, bir mantık çevresinde çerçevesinde sana bir şeyin nereden çizileceğini anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi en önemli olan 3 tane ek çizim tekniği var. Muhteşem üçlü ort taban ve x kenarlık. Ve diğer ek çizim teknikleri de var. onlar Ama onlar hemen oturtacak. Özellikle bu 3 tanesini iyi anlamanı tavsiye ediyorum. Böyle e, videolarda zaten kısa sürer hepsini ayrı ayrı videolarda anlatacağım. Muhteşem üçlü ayrı, ikiz kenarlık ayrı, ort tabanlık ayrı, eşken üçgen ayrı gibi. Buradaki ek çizimlere lütfen ama lütfen çok dikkat et. Sadece ve sadece üçgenlerde kullanmıyoruz. Dörtgende, çemberde, Analitik geometri hatta katı cisimlerde en son konu olan katı cisimlerde bile buradaki öğreneceğiniz şeyleri kullanıyorsunuz. Ben geometride 3 tane konuya çok önem veririm. Bunlardan birisini bugün işleyeceğiz. Bunlardan birisi işte nedir? Ek çizim. Ek çizimler konusu birincisi. İkincisi dik üçgen konusu, üçüncüsü de benzerlik konusu. Zaten geometri iki konu üzerine inşa edilmiştir. Dik üçgen ve benzerlik üzerine bana göre ya ki bana göre dediğim zaten siz de göreceksiniz. Hepimize göre o şekilde olduğunu göreceksiniz. Ama bunların içerisinde de biz ek çizimleri kullandığımız için ek çizimler de bizim için çok önemli bir yere sahip. O yüzden sen de bu konuyu iyi bir şekilde dinlemek zorundasın. Ek çizimler başlığı altındaki her konuyu iyi dinlemek zorundasın. Evet şimdi muhteşem üçlüye başlayalım dostlar. Muhteşem üçlü ile ek çizimlerden birincisine başlayalım. Muhteşem üçlü dediğimiz şey şu. İşte buna süper üçlü de diyorlar ama ben genelde muhteşem üçlüyü kullanıyorum. 90 dereceden kenar ortaya çizildiği zaman eşit eşitken burası da ne olacak? Eşit olacak. Yani 90 dereceden çizilen kenar ortay uzunluğu hipotenüsün yarısına eşittir diyorlar. Hani burası k ya burası da k oluyor ya hipotenüs 2k iken işte bu kenar ortay uzunluğu da 2k'nın yarısı k oluyor diyorlar. Ya da 90'dan bir kenar ortay çizdiğin zaman eşit eşitken burası da eşit oluyor. Şu hatayı yapmayın. Hocam 90'dan kenar ortay çizildiği zaman burası 90 olur. Yok yanlış. Sakın ama sakın. Kafanıza göre işte bir tarafımızdan daha doğrusu kafamızdan bir şey uydurmak yok. Geometride en çok yaptığım hatalardan biri de bu. Ya hocam dikten şöyle bir çizdiğiniz zaman burası dik olur değil. Ha özel bir durum. Kenar ortay varsa yani 90'dan bir kenar ortay çizilmişse muhteşem işten dolayı sadece buraya eşit diyebiliriz. Yani burada şöyle baktığınız zaman 4 tane özellik var. Hocam 1 şurada eşitlik. 2 burada eşitlik. 3 burada eşitlik. 4 bu açının 90 derece olması. Bunlardan bir tanesi eksikse eksik parçayı sen tamamlayacaksın. Mesela burada 90 var. Bak şöyle bir tanesi şu mesela. 90 var. Şöyle eşit eşitken hatta böyle sadece ve sadece eşitlik de olmayabilir. Şurada da gösterdik Biz gösterdik zaten. 90 var eşit eşitken üçüncü eksik parçayı sen tamamlarsın. Burası da eşitlersin. Ya da hocam 90'ın karşısında eşitlik varsa işte ne yaparız? Bu eşitliği kullanmak için bir kenar ortaya çizeriz. Ha kenar ortayı çizdiğimiz zaman özel bir durum oluşturuyor. Ne oluşturuyor? Bir muhteşem şu çıkıyor burada. O yüzden bunu çizebiliriz. Özel bir durum çıktığı zaman biz bir şeyler çizmeyi isteriz. Bu dediğimizde unutmayın lütfen. Tamam. Evet bak eşit eşit 90 derece var. Burası da eşit oldu. Bir tanesi eksikse. Ya da bak 90 derece var. Eşit eşitse bir üçüncü parça. Şurası da eşit olmak zorunda. Ya da bak eşit eşit eşit. Ne eksik? 90 derece eksik. Buradaki 90 dereceyi koyarız. Peki diyorlar ki bize ya hocam ek çizim bunun neresinde? Hani ek çizim yapmadık. Aslında yaptık. Burada yaptık. 90 var ve karşısında eşitlik varsa ne yaptık? Hemen kenar ortayı çizdik burada. Ek çizimi ne zaman çizeceğiz hocam? Kendini belli eder zaten. İstersen şurada hemen şuraya şöyle bir yazalım seninle birlikte. 90 dereceli sorularda 90 dereceli sorularda birlikte sen de birlikte yaz. Ee, birincisi şu 90'ın karşısında eşitlik varsa ne yapacaksın? Hemen aklına muhteşem üçlü gelecek. 90'dan bir kenar ortayı çizeceksin. Bir bu. İki. 90 dereceli sorularda 1 bölü 2 oran varsa ne yapacaksın? Muhteşem üçlüyü çizeceksin. Muhteşem üçlü çizilir. Evet ilk çizim de bunun burasında. Her zaman hala hazırda vermeyebilir. 90 var eşit eşit 3. parça eşit. 90 var eşit eşit 3. parça eşit. İşte 3 tane eşitlik var burası muhteşem üçlü. Tamam burada x parçaları tamamlayabiliriz ama bir de böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. 90 dereceli sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa hemen muhteşem şu çizilir. Ya da 1 bölü 2 oran varsa buradaki 1 bölü 2 oran açıda da olabilir uzunlukta da olabilir. Açıda da 1 bölü 2 oran varsa 90 derecede varsa çiz muhteşem üçlü. Aradaki ilgi alakayı göreceksin ya da kenarda da böyle 1/2 oran varsa büyük ihtimalle muhteşem şu çizince çok da güzel bir oran çıkacak orada karşısına eşitlik çıkacak. Tamam. Bu olayın mantığı bu kardeşim. Hadi seninle birlikte şu örneklerle olayı öğrenelim istersen. Şimdi örnek 28'de eşit 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 A muhteşem üçlü var burada. Hocam burası ne olmak zorunda? Eşit eşit eşitse burası kesinlikle 90 derece olmak zorunda muhteşem üçlüden dolayı. E 90sa burası da 90. Hocam burada ne çıktı? Bir dik üçgen var. Bu dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derece değil midir? X artı 66 eşittir. 90 olduğundan x'i 24 derece olarak buluruz. Örnek 28 ne çıktı? 24 çıktı. Geldik örnek 29'a. Bak şimdi. Genelde bu gözden kaçıyor. Hocam 90 var. Eşit. Eşitse büyük dik üçgende. Burası da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ha bunu gözden kaçırdıysan da. Hani bu şu kısım bak bu kalıp genelde gözden kaçıyor. 90 var eşit eşit. Bu gözden kaçıyorsa da açıya dal eşitliği zaten görürsün. Bak dalalım istersen. Hadi farz edelim muhteşem üçlüğü fark etmedik. Hali hazırda var. Hocam 54 90 sa o zaman bu dik üçgenden dolayı burası kaç yapar? 36 yapar. Sonra 54 ise bak ikiz kenardan dolayı burası da 54 değil midir? Evet. Tamamı 90 olduğundan buraya kaç kaldı? 36. Aa 36'ya 36. Ne çıktı burada? İkiz kenar üçgen çıktı. O yüzden şurası da eşit olur diyebiliriz. Yani sen burada tamam en zor kalıp bu. 90 eşit eşit. Bunu gördüğün zaman belki muhteşem şuyu göremeyebilirsin. Açıya dal çıkar. E hocam ben açıya başka türlü açı, açı, olmazsa nasıl yapacağım? Sen yine açıya dal. Bak şimdi burası alfayken burası da alfa değil mi? Evet. Şimdi buraya ne kaldı mesela? Toplamı 90 ya. 90 eksi alfa kaldı. Alfa 90 sa. E burası da ne olmak zorunda? İşte diğer iki açının toplamı dik üçgende 90'a tamamlı yaratıcısı olması lazım. 90 eksi alfa olacak. Bak 90 eksi alfa 90 eksi alfa. Aa ikiz kenar çıktı deyip buradaki eşitliği bu şekilde de sen de fark edebilirsin. Evet gördüğün üzere bunu kaçırırsan açıya daldığın zaman şu kalıpta en azından buradaki eşitliği de kendini de fark edebilirsin. Tamam bunu yazdık. Evet, burada ne çıktı sonrasında x isteniyor benden. Ve bir ikiz kenar üçgenle karşılaştık burada. Tepe açısı kaç derece? 36 derece. Hocam burası da x deyip 2x artı 36 180'de diyebiliriz. Ya da x neye eşitti? İkizken üçgende tepe açısı 36 derece ise 180'den 36 çıkartıp direkt 2'ye böldüğümüz zaman da oluyordu. Yani bu 144 bölü 2'den x'i kaç buluruz? 72 derece olarak buluruz. Yani örnek 29 böylelikle 72 çıkar. Geldik örnek 30'a. Bak gördün mü bu soruyu? Eşitlik var eşitlik var. Alakası yerde bir eşitlik var. Verilen eşitleri kullanamıyorum. E o zaman burada ne yapmamız lazım? Bir ilgi alakasızlık var. Büyük ihtimalle bir ek çizim çizmemiz lazım. Şimdi bakıyoruz ki ek çizim teknikleri iyice kafanızda kalacak. Özellikle bugün bu ek çizimler başlığını bitirdiğiniz zaman hepsi aklınızda çok rahat bir şekilde kalacak. 90 derece varsa büyük ihtimalle ne vardır? Muhteşem üçlü. Özellikle şuraya yazdım. Dikkat et şuraya yazmıştım. 90 dereceli sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa ya da 1 bölü 2 oran varsa muhteşem üçlü çizilir. Bakıyorum buraya. 90 derece soruda 90'ın karşısında eşitlik var. E o zaman ne yapacağız? Hemen muhteşem üçlüyü çiziyorum. Hop 90'dan bir kenar ortaya çiziyorum. Sakın ama sakın şu hataya düşme. Burası 90 deme. 90 gibi gözükebilir. O bak bu bu hatayı yapma. Kafamıza göre. Nereden biliyorsun sen buranın 90 derece olduğunu değil mi? Sil buradaki. Benim amacım neydi burada? E 90'dan kenar ortaya çizdim. Ne oluştu burada? Muhteşem üçlü oluştu. Sonra verilen bilgilere bakalım. Hocam burada bir çıktı ki ikizkenar kenar çıktı. Bak 42 var 42'ye bakacağım. Şu üçgen bir ikizkenar üçgen. E o zaman burası 42 ise taban açıları birbirine eşit. Burası da 42. çıktı. Çünkü taban burası ya. Taban açıları birbirine eşit 42. E tamamı 90'sa, 90 ise 90'a tamamlayan açısı 48 derece yapar. Ve burada da bir ikizkenar üçgen var yine. Çünkü bak alakasızlık bitti. Önceden eşit eşit eşitken şu eşitliği koyunca burada da bir ikizkenar çıktı. E artık 48. X ve burası da X değil mi? Taban açıları birbirine eşit olduğunu. Evet. İstersen 2X artı 48 eşittir 180 de. Ya da tepe açısı 48 ya. X açısı direkt 180 eksi 48 bölü 2 şeklinde bulunur. 180'den 48 çıkart. 112. 2'ye böldüğü zaman da kaç çıkar? 66 çıkar. Yani örnek 30'u böylelikle 66 derece olarak buluruz. Geldik örnek 31'e. Bak alakasız yerde eşitlik var. Büyük ihtimalle ek çizimi yapacağız. Bakıyorum ki şekilde 90 derece var. Hocam buradaki 90'dan buraya mı muhteşem üçlü çizeceğim? Cık, değil. Bu 90'ın sırtı da 90 değil mi kardeşim? Evet. Bak bu 90'ın karşısında eşitlik var. Heh. 90 derece sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa ne yapabiliriz? Muhteşem üçlüyü çizebiliriz. Hop çizdik. Çizdikten sonra 90'dan bir kenar ortay çizildiği için muhteşem üç'ten eşitliği koyduk. Bak önceden alakasızdı. Şimdi ne oldu? Eşit eşit oldu. İkisi kenar çıktı. Ama dur. Siz genelde bu tür sorularda ne yapıyordunuz eskiden? Bak şu hamleyi yapmıyorsunuz artık. Ya hocam ne var burada? Eşit eşit burası da eşit. Ya ben buradan bir üçgen yapayım şöyle. Öyle kafana göre onu çizeyim bunu çizeyim. Şunu uzatayım. Şuradan bir şey yapayım gibi şeyler yok. Her konuda bir mantık var arkadaşlar. Bu şekilde bir çözüm yöntemi asla ama asla yapılamaz. Ya da şuradan e, en çok yapılan hata tabii şuradan şunu çizmek oluyor. Ya da hocam ben şunu şöyle uzatayım. Şuradan şöyle bir üçgen oluşturayım. Kelebek oluşturayım gibi şeyler oluyor. Yok kardeşim bunları yapmıyorsunuz. Ne var burada? 90 derece var. Hemen ek çizim. Yani alakası yerde bir eşitlik varsa ek çizim aklıma geldi. Ek çizim deyince de 3 şey aklına gelecek. 3. 1. Muhteşem üçlü. 2. Orta taban. 3. ikiz kenarlık. Bu üçü bizim için çok önemli. Ama 90'lık varsa ki var ve karşısında eşitlik varsa hemen muhteşem üçlü geliyor aklımıza. Hop kenar ortayı çizdik. Evet eşit eşitken burası da eşit oldu. Bak şimdi alaka yan yana oldu. Gördün mü? Tamam şimdi verilen 70'i kullanayım. 70'i bak bu üçgende kullanamıyorum. O zaman ters açıdan burası da 70. Bu üçgende kullanayım ben bunu. Hocam 70 90 sa dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 olacağından burası 20 derece oldu. E sonra ne yapacağız burada? Hocam bu bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen olduğundan dolayı 20 ise ta, diğer taban açısından ne olmak zorunda? 20 derece olmak zorunda. Sonra iki açı görünce böyle yan yana dayanamam. Sorun ne kadar böyle sert olursa olsun. Şekil ne kadar karışık olursa olsun. Bak bu sarı üçgende. iki tane açı burada. 20, 20, 40. Bir dış açıya eşittir burası. E buradaki ikiz kenarlıktan. Burası da 40 yapar. Taban açıları birbirine eşit. Sonra 40, 40, 80. Buraya da kaç kaldı? 100 kaldı. Ama x 100 değil. x tamamıydı. x neye eşittir? 100 artı 20'den 120 dereceye eşittir. Evet örnek 31'i böylelikle 120 buluruz. Geldik örnek 32'ye. Bak sakın ama sakın. Şu hata yok. Hocam şöyle bir üçgen oluşturayım. Yok öyle kafana göre üçgen. Tamam sakın ama sakın bunu yapayım deme. Ya da hocam ben bunu böyle uzatayım. Şuradan şöyle bir üçgen oluşturayım. Ya bu hep yaptığımız hatalar arkadaşlar. Yapmayın sakın. Onu uzatayım bunu uzatayım. Şöyle yapayım böyle yapayım. Tamam uzatmalar var. Doğru da açıda. Sivrilen yerden paralel çizme. Paralel doğruları uzatıyoruz ama. Ona da dikkat et. Öyle onu uzatayım bunu uzatayım. Şöyle üçgen oluşturayım kafama göre. Öyle üçgen oluşturma falan yok kardeşim. Tamam bu dediğim sakın ama sakın unutma. E ne yapacağız? Eşit eşit ve alakası yerde bir eşitlik var. E şu şekilde 90 derece de var. Ve 90'ın karşısında eşitlik de var. Hemen ne yapıyoruz? Hop 90'dan bir muhteşem üçlüğü çizeriz. Bunu çizdikten sonra şu hatayı artık yapmıyorsunuz. Burası 90 falan demiyorsunuz değil mi? Sakın. Bizim amacımız neydi? 90'dan kenar ortaya çizdik. Eşit eşitken burası da eşit olur. Ya hocam çizdiğim burası 90 dereceye benziyor işte. Hayır. Ya bir tarafımıza göre bir şey uydurmak yok. Yani kafamızdan bir şey uydurmak yok. 90'a benzese de öyle benzediği için orası şey olmaz. Ya da kenar uzunlukları eşit gözüküyor hocam deyip mesela şu kenar uzunlukları eşit deyip böyle ikiz kenar dik üçgen alıyorsunuz. Yok öyle kafamıza göre bir şey. Sakın bu hataları yapmayın. 90'lık falan yok. Eşitlik falan yok. Sadece muhteşem işler eşit, eşit eşit eşitliği koydum. A ne çıktı burada? X kenar çıktı. Tamam. Bir de şu 35'i kullanacağım. 35'e ait şu üçgende de bir ikiz kenarlık var burada. 35 ise bu taban açıları birbirine eşit olduğundan burası da 35 olur. Bak şuradaki üçgende de bir ikizkenarlık kenarlık var. X ise taban açısı x'tir. Ve tepe açısı şurada kaç kaç oldu? 35 ile 25'in toplamı 60 oldu. Yani e, burada 2x artı 60 eşittir 180 diyebiliriz. Ya da x açısı direkt ne diyebiliriz? Tepe açısı olduğu için 60 180 eksi 60 bölü 2'den sonuca ulaşırız diyebiliriz. Yani x de 120 bölü 2'den kaç çıkar? 60 derece çıkar. 32. soruyu böyle 60 bulduk. Geldik 33. soruya. Sadece bir hikaye katmışız soruya. Okuyalım bakalım. Aşağıda konumları verilen alışveriş merkezinin merkezlerinin kroksisi gösterilmiştir. Şimdi E noktasında bulunan alışveriş merkezi A, B ve D noktalarında bulunan alışveriş merkezine eşit uzakta. Bak A'ya, B'ye ve D'ye eşit uzakta. A 3 tane eşitlik çıktı. O zaman burada kaç kesinlikle nedir? 90 derecedir. 90'ı bulduğun zaman sırtındaki 90'ı da şöyle bir göster. Sonra D noktasına bulunan alışveriş merkezi. Şu D noktasındaki alışveriş merkezi. A ve C noktalarında bulunan A ve C'ye eşit uzaktaymış. E ne çıktı burada? Hocam x kenar dik üçgen çıktı. 90 derece ise 180'dan 90 çıkartıp 2'ye bölüyoruz. Ya da x kenar dik üçgende 90-45-45 olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. 45-45'leri yazdık buraya. Alışveriş merkezlerine eşit uzaktadır. Onu kullandık. Buna göre x açısı kaç derecedir? A, C, D açısı işte bulmuşuz kardeşim. Şurası x açısıymış. x açısı da böylelikle kaç derece bulduk? 45 derece olarak bulduk. Evet örnek 33 45 çıktı ve geldik örnek 34'e. Şimdi soruya bakıyoruz. AC uzunluğu k iken BD uzunluğu 2k verilmiş. Evet bu AC uzunluğu k, BD uzunluğu da ne verilmiş bize? 2k verilmiş. 18 var, x var ve hiçbir şekilde açı ile ilgili bir şey yazamıyorum ki ben her zaman şu odaklı gidiyorum soruya. Ya açılara dalsak bile ben burada 2k var, k var. Yani buradaki 2'ye 1 oranını kullanamazsam soruda sorunun çözümüne asla ama asla ulaşamam. O zaman ben buradaki 1'e 2 oranını kullanmak için bir hamle yapmalıyım. Şimdi bazı arkadaşlar şey der. Hocam 1'e 2 oran var ya 30 60 90 üçgen der. Hayır. Tamam doğru dediğiniz kısım var. Düşündüğünüz kısım doğru olabilir ama bir dik üçgende 90'ın karşısı 2K ise 30'un karşısı K'ydı arkadaşlar. Öyle mi? Dik üçgende hipotenüs 2K iken herhangi bir dik kenar K mı? Değil. Büyük üçgende şu dik kenar, şurası K olduğu için bu bir 30-60-90 üçgeni değil bir kere arkadaşlar. Yani bu düşüncemiz gitti. Hemen bunu silelim. E başka ne yapacağız hocam? Verilen bilgilerde ben 2K ile K ilişkisini kullanamazsam Sonuca ulaşamam. E ben ne demiştim? Doksa... Başlığın yanına yazmıştım hatta. Ek çizim tekniklerinden biriydi. 90 dereceli sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa muhteşem şut çizilir. Ya da 90 dereceli sorularda 1 bölü 2 oran varsa da muhteşem şut çizilir. Var mı burada 1 bölü 2 oran? Var tabii ki. Bak burası 2K burası da K verilmiş bize. Hmm. Hocam 2K'ya K verilmiş. 90 derecede var büyük ihtimalle muhteşem şut çizeceğim. Hemen muhteşem üçlü çizeyim. Hocam hop şöyle bir muhteşem üçlü çizeyim ben. Şekil biraz şey olmuş ama idare edin. Yani 90'dan bir kenar ortaya çizdim. Eşit eşitken burası da eşit. Sakın buraya 90 derece yazmıyorsunuz artık değil mi? Öyle kafanıza göre bir şey yazmak yoktu. Sakın. Hocam burada, burada da 90'ı yazıyorsunuz. 45-45 yazıyorsunuz. Sonra x ile 18'in toplamı 45 ise x da diyorsunuz ki 27 derece diyorsunuz ve yanlış çıkıyor. Yok biz sadece burada ne yaptık? Bir muhteşem üçlü çizdik kardeşim. Burada kaçın 90 derece olduğunu bilmiyoruz. Muhteşem üçten dolayı burası 2K ya. Burası K, burası K, burası K. A önceden 2K ile K alakasızdı. Şimdi ne oldu? K, K, K'yı yazınca K'lar yan yana geldi. Bak buradaki K ile buradaki K yan yana geldi. Ara burada ne çıktı? Şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Tamam. E o zaman ben burada verilen bilgileri de kullanayım arkadaşım. Şimdi burada x ken Şimdi iki iç açı bir dış açı değil mi? Evet burası ne yaptı? X artı 18 yaptı. İki iç açı bir dış açı. Sonra şuradaki x kenardan dolayı x'e burası da x değil mi? Evet. Sonra sen şuradaki üçgene bak şimdi. Hocam x kenar üçgen. Burası tepe açısı x. Taban açısı x artı 18. E burası da x artı 18 değil mi? Evet. Şimdi x artı 18, x artı 18 ve x. Yazıyorum x artı 18, x artı 18 ve x'in toplamı neye eşit olmalı? 180 derece. Üçgende iç açılar toplamı 180 derece olduğundan. Burada 3x kaldı. Şu 36 yaptı. 180'den 36 çıkınca 144 yapar. X de böylelikle 144 bölü 3 yapar. O da kaç yapıyor? 4. 44 mi yapıyor? Yok 46 mı yapıyor? 3. 6 kere. E, 3, 48 mi yapıyor? Bakayım 3 kere 8 24. 12 evet. Böylelikle cevabı da buluruz arkadaşlar. Yani 144 bölü 3'ten cevap 48 derece olarak çıkar. Evet örnek 34. Böylelikle 48 oldu. Zor mu? Değil. Bak ek çizim tekniklerinden birini öğrendik. Muhteşem üçlü. Ne zaman çiziyoruz? Bir. Yani halihazırda varsa elbet kullanıyoruz. Eksik parçalar varsa. O 90 dereceden çizilen muhteşem üçlüde dört tane özellik var ya. Biri eksikse e, diğer eksik parçayı da tamamlıyoruz. Bir de 90'ın karşısında eşitlik varsa ya da 90 derece sorularda 1 bölü 2 oran varsa kesinlikle ama kesinlikle muhteşem üçlü çiziyoruz. Tamam dostlar. Evet muhteşem üçlü kısmı bitti. E ne yapıyoruz o zaman? Bir sonraki videoda ek çizimlerin ikincisinde. Bu da en önemli ek çizimlerden birisi. İkiz kenarlık ek çizimi işleyeceğiz. O zaman ikiz kenarlık ek çiziminde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. kal.